Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şu anda sizinle birlikte hamsili pilav yapmak istiyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Burada önce malzemelerden başlayalım arkadaşlar. Burada hamsiyi, yarım kilodan fazla hamsiyi ayıkladım arkadaşlar. Burada mısır unumuz var. Burada tereyağımız var şöyle. Burada kuş üzümü var arkadaşlar, yıkadım. Burada bir demet maydanozumuz var arkadaşlar. Burada 3 küçük baş soğan var. Doğradık arkadaşlar. Karabiberimiz, tuzumuz, nanemiz var arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım yapım aşamalarına. Ben size önceden böyle hazırladım ki arkadaşlar, yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa ölçülü bir şekilde verdim. Gösterdim arkadaşlar. Tenceremizi hafif ısıtalım. Şöyle hafifçe ısıtalım. Arkadaşlar tereyağımı buraya bırakıyorum. Tencerenin dibine. Burada çok az arkadaşlar. Böyle ayvalık, natural sızma zeytinyağım vardı. Soğuk sıkım arkadaşlar. Bundan kullanacağım. Biraz da bundan ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun satışını abim yapıyor. Almak isteyen arkadaşlar olursa bana mesajdan ulaşabilirler. Yorum kısmından ulaşabilirler arkadaşlar. Almak isteyen olursa. Şöyle şu kadar zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağı koymamın sebebi arkadaşlar tereyağı, yoğun bir tereyağı kokusundan arındırmak. Şöyle kısaca. Böyle bir tereyağı şöyle suya atma arkadaşlar. Kısayım altını. Arkadaşlar burada da yeşil mercimekli enişte çorbası yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soğanı ilave edeyim. Arkadaşlar burada soğan oranını azaltabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre. Arkadaşlar pirincimi tuzlu suya ısladım. Sonra da arkadaşlar süzdüm. Bir 15 dakika kadar falan tuzlu suda kaldı. Süzdüm. Böyle biraz sonra ona ilave edeceğim arkadaşlar. Önceden ıslatırsanız arkadaşlar pirinçleriniz tane tane olur. Hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar yağda. Ben burada 3 su bardağından fazla sanırım pirinç kullanıyorum. Onu da belirteyim size. Yavaşça. Yavaşça ilave edelim. Yemeyenler bile bence bu videoyu dinleyip yapmak isteyecekler arkadaşlar. Ben Osmaniyeliyim arkadaşlar, biliyorsunuz, ama Karadeniz yemeği yapıyorum şu anda. Arkadaşlar pirinçlerimiz kavruldu. Şimdi suyu ilave edebiliriz. Şöyle hafif ortasını açalım arkadaşlar. Şöyle çok hafif. Bir bardak yardımıyla arkadaşlar. Suyumuz da aynı zamanda arkadaşlar kaynamış su olsun lütfen. Kuş üzümünü yıkadık arkadaşlar böyle. Bu da yanımızda dursun arkadaşlar şöyle hafifçe. Tuz atalım. Yine dediğim gibi kendi ailenizdeki damak tadına göre ayarlayın arkadaşlar. Ben çok hafif de karabiber atacağım arkadaşlar. Dediğim gibi karabiberin oranını da kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatalım arkadaşlar bunu. Şöyle. Kısık ateşte. Arkadaşlar bir yandan da size
şöyle tavanın içine arkadaşlar herhangi bir genişçe bir tava da kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı, bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun dibini şöyle içini yağlayalım arkadaşlar. Şöyle yanımızda arkadaşlar mısırını var. Hamsiler çok küçükmüş arkadaşlar. Şöyle iç kısmını arkadaşlar şu şekilde mısır ununa bulayıp şöyle tersine çevirin. Arkadaşlar burada pilavımız pişti. Şimdi üzerine şöyle maydanozu ilave edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna biraz karabiber koymuştum. İçine kuş üzümü koymuştum arkadaşlar. Sonra maydanozunu ilave ettim. Çok az da bir nane ilave edeyim arkadaşlar. Kuru nane. Şöyle bir yeterli. Arkadaşlar şimdi ben bunu şu tarafa doğru alayım. Böyle bu şekilde dizdim. Sonra bu pilavı bunun içine koyacağım arkadaşlar. Ben şu anda. Şimdi şöyle biraz koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey aşamasındayız. Şimdi buraya koyduğumuz balıkları şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Kenardan içe doğru arkadaşlar. Şöyle içe doğru kıvırıyoruz arkadaşlar. Bunun şeyi bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hamsileri tavaya dizdim. İçine yaptığım pilavı koydum arkadaşlar. Üstünü kapattım tekrardan balıkla. Arkadaşlar hamsilerle. Şimdi ocağımı alıyorum. Ocakta altı kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Arada bir şöyle çevirelim. Şöyle kapak kapatalım arkadaşlar üstüne. Şöyle. İyice bir kızarsın. Ben eşit şekilde kızarsın diye arkadaşlar bu şekilde çeviriyorum tavamı. Kızarırken arkadaşlar ben de buradan bir tane servis tabağı alayım. Arkadaşlar şöyle çevire çevire pişirelim. Arada bir de kontrol ederiz. Bıçak yardımıyla. Bıçak yardımıyla. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi bıçak yardımıyla arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu başka bir tavaya aktaracağız. Ben şuradaki tavayı kullanacağım arkadaşlar. Hafif bir yağ koyayım yine. Arkadaşlar şöyle biraz kısalım altına. Evet arkadaşlar. Pişmiş görünüyor. Şimdi bunu şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Yine bu tarafını da arkadaşlar eşit şekilde kızartacağız. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar çevire çevire pişirelim. Şöyle. Çevirip çevirip pişiriyorum arkadaşlar çünkü balık yağ koydum. O yüzden hani balık şey olmasın arkadaşlar, böyle sırnaşmasın. Balık bölünür çünkü harbi olduğu için. Harbi ateşte daha iyi kızarır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir noktada da bunu söyleyebilirim.
spatula yardımıyla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamsili pilavımız hazır. Şimdi biz bunu sunum tabağına alalım arkadaşlar. Şöyle biraz şöyle altını şöyle çevireyim arkadaşlar. Şöyle olmasın. Şöyle ters çevireceksiniz arkadaşlar. Yapacağınız şey bu. Zorlanmanıza da gerek yok. Şu şekilde. Bilirsiniz arkadaşlar. Benimki böyle oldu. Biraz şeyinde kaldı tavada arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Arkadaşlar bugün yine dediğim gibi hamsili pilav yaptım. Yapmak isteyen arkadaşlara öneri olur. Zaten şeyleri verdim size. Malzemeleri. Birazcık zamanınız olacak arkadaşlar. Çünkü uzun bir süre alıyor yapması. Eğer çok aceleniz varsa bir saat öncesinden yapın. Çünkü hamsiyi temizlemek, yıkamak, işte malzemeleri hazırlamak bayağı bir zaman alıyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar umarım keyifle beğenerek izlemişsinizdir. Bu videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, ayrıca abone olmayı unutmayalım. Başka vloglarda görüşmek üzere.